Berzek'in evine 3,5 kilometre ötede bulunan kemiklerin Berzek'e ait olduğu DNA testiyle anlaşıldı. Korhan Berzek'in öldüğü artık kesin ama nasıl ve neden öldüğü hala belirsiz. CNN Türk ekibinden Kaan Temeltaş, Doğukan Yıldırım ve Ahmet Akpolat Balıkesir'de. Bakalım son notlar neler? Kaan, söz sende. Tunçer Saner, çok teşekkürler. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım, Ahmet Akpolat'la birlikte, evet senin de ifade ettiğin gibi, Balıkesir Gönen'de Armutlu Mahallesi'ndeyiz. Bulunduğumuz noktanın aslında şöyle bir özelliği var. Armutlu Mahallesi dediğimiz nokta Korhan Berzek'in yaşadığı, yani yazları geldiği ya da yılın belirli zamanlarında geldiği nokta, evinin bulunduğu nokta. Şunu öğrendik burada konuştuğumuzda, burada yaşayanlarla konuştuğumuzda. Öncelikle Doğukan Yıldırım biraz etrafı göstersin, ardından vereceğimiz bilgiler de var. Şu anda burada yaşayan kişi sayısı fazlasıyla az, yani önceye oranla fazlasıyla az, çok az kişi yaşıyor. Ayrıyeten Korhan Berzek de yılın belirli zamanlarında 10-15 gün bu köye, Armutlu Mahallesi'ne geliyordu. Ve Armutlu Mahallesi'nde de aslında çok temiz bir hava var burada. Buradaki havadan faydalanıyordu. Ne oldu, ne yaşandı? Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Korhan Berzek bir anda kayboldu. 84 yaşındaydı Korhan Berzek. Ve kaybolduktan sonra ciddi bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde görüntüler de var. Orayı da anlatacağız birazdan size konuğumuzla birlikte. Geçtiğimiz günlerde burada iki köye, Armutlu Köyü ile birlikte diğer köye de su sağlayan dere, o derede kemikler bulundu. Bu kemiklerin bir bölümü DNA testine gitti, diğer bölümü ise sonrasında DNA testine gitti. Fakat en son kafatası, bulunan kafatası da DNA testine gönderildi, adli tıbba gönderildi. Adli tıp raporu da, bu bir son dakika gelişmesi bu arada, bunu da ifade edelim. Adli tıp raporu da açıklanmış oldu. Kafatasından alınan DNA'lar da Korhan Berzek'e ait. Yani net bir şekilde artık şunu söyleyebiliriz. Korhan Berzek hayatını kaybetti. Adli tıp raporu savcıya ulaştırıldı. Bu bir son dakika gelişmesi. Sizlerle paylaşmış olalım. Bunun dışında şimdi iç güvenlik uzmanı Savaş Kurtbaba bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Savaş Bey. Bulduk, merhabalar. Biz sıklıkla sizin görüşünüze bu konuyla ilgili, yaşanan süreçle ilgili başvuruyoruz. Fakat sizinle biraz önce çok özel görüntüler getirdik ekranlara ki şu anda arkadaşlarımız da sanıyorum DSF olarak bu görüntüleri ekranlara getiriyorlar. Biz Korhan Berzek'in kemiklerinin bulunduğu yere girdik. Evet, ilk kez birlikte. CNN Türk ekranlarında görüldü bu görüntüler. Evet. Oraya girdiğinizde zor bir yürüme mesafesi, çok zordu. Ben 28 yaşındayım, yürüyemedim açık konuşayım. 84 yaşındaki bir adam orada nasıl yürüdü? Bir soru işareti. Size hiç alakası olmayan bir alan. Yani gösteriyor arkadaşımız zaten. Şurada evi ve yürüyüş alanı bu bölge. En fazla geldiği yer şu çeşme. Çeşmeye gelip bu çeşmenin suyunu çok seviyor ve bu çeşmeden suyunu içiyor. En fazla geldiği alan burası. Buradan orman yoluna kadar zaten bir kilometrelik bir alan var. Oradan sonra kuş bakışı 4 kilometre yukarı çıktık aracımızla beraber. Şöyle anlatalım hemen, Doğukan'dan göstermesini rica edeceğim. Bu yolun devamı, burada internet sıkıntısı çok fazla var bu arada. Bu yolun devamında Korhan Berzek'in evi var. Korhan Berzek'in iddiaya göre o evden gelip buradan yürüyüp sonrasında biraz daha ilerleyip yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafeyi yürüyüp sol tarafa döndü ve yani arabayla bile çıkarken fazlasıyla zorlandığımız bir yoldan gittiği düşünülüyor. Ama pek mümkün mü acaba Savaş Bey? Mümkün değil yani. 84 yaşındaki bir adam. 84 yaşında zirveye ulaştık. Zirveye ulaştıktan sonra biz de daha önce ben gelmiştim buraya. Zirveye ulaştıktan sonra jandarmalar kemiklerin bulunduğu alana kimseyi sokmuyorlardı. Yani yabani hayvanlardan dolayı sıkıntı olabilir diye. Biz bugün onu ilk defa, muhtarı da aldık yanımıza. Muhtarla gittik. Ve yaklaşık 20 dakika bir yürüyüş yaptık aşağı doğru dere yatağı. Şöyle arabayla birlikte gittiğimizde Ahmet Akpolat da aslında ölçmüştü. Yaklaşık 4-5 kilometrelik bir mesafe o toprak yoldan gidiyorsunuz. Yukarı doğru çıkıyorsunuz. Ya yani biz yürürken zorlanacağımız yoldan toprak yoldan çıkıyorsunuz. Ardından orada sırtlanların sanıyorum. Evet, üreme alanıymış orası. Bilimsel bir çalışma yapılmış burayla ilgili yani. Kapan kurulmuş, kapan, foto kapanlar kurulmuş ve burada üredikleri ve bunu bilen kişiler
bu işi yaptığını ben hep düşünüyorum. Zaten ilk baştan beri ben kaybın gerçekleştiği bir yıl... Gittiği iddia edilen yolu da şuradan gösterebilirsiniz. Bir yıl geriye dönün. Bir yıl geriye döndükten sonra o köpeğin bulunması, 74 gün sonra gelmesi, o köpek geldikten sonra ben bu olayın cinayet olabileceğini düşünmüştüm zaten. Tina noktasına geleceğiz. Gün boyunca konuşacağız. Şunu da ifade edelim. Elimizde çok özel görüntüler ve çok özel bilgiler var. İlerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Fakat o 5 kilometrelik yoldan ilerliyor Korhan Berzek iddiaya göre. Evet. Ardından anladığımız kadarıyla o 5 kilometrelik yolun olduğu noktada, tepe bir noktada durup oradan aşağı iniyor. Oradan i̇şte zaten iniyor. İşte zaten şu an o görüntüler geliyor olması lazım ekranlara. Öyle inilecek bir yol değil orası. Değil yani, ne kadar zorlandık değil mi? Yani ayakkabılarımızın hali, oradan geçerken böyle her yerimiz tabii battı. Ama bir de düşünün, birini o şekilde buradan yukarı kadar taşıyabilir misiniz? Taşıyamazsınız. Veya bu adam oraya gidebilir mi? Gidemez. Neden orası önemli? Araç yolu vardı. Araç yolu yakın olduğu için. Bir 15 dakikalık bir yürüyüşle gerekli şeyi yapabilirsiniz, bırakabilirsiniz yani. Şimdi bir özel bilgi var demiştik. O özel bilgiyi ekranlara getirelim. Bir DSF, yeni bir DSF gelecek. Şöyle ki aslında biraz üzücü, içimizi burkutan diyelim bir durum. Biz oraya gittiğimizde orada görmeyi beklediğimiz şey Savaş Bey'le, Doğukan'la, işte Ahmet Akpolat'la birlikte, muhtarla birlikte görmeyi beklediğimiz şey şuydu. Orada işte nehri görecektik, o bölgeyi görüntüleyecektik. Fakat nehirde, nehrin üstüne iki farklı not konulmuştu. Başta gördük, dedik ki ne olabilir, ne yazıyor diye yanına gitmeye çalıştık. Biraz da zor bir yoldu. Sonrasında ne yazıyor diye yanına gitmeye çalıştıktan sonra biz bu noktada orada Korhan Berzek'in ailesinin, annesinin ve düzeltiyorum, ailesinin, eşinin ve kızının mektup yazdığını gördük. O mektuplar da ekranlarınıza geliyor. Biz gün boyunca aktarmaya devam edeceğiz gelişmeleri ama şimdilik sözü merkeze bırakalım.